da kendilerine günümüzdeki o Cumalı Kızık bölgesini veriyor ama 7 tane de kızı, yani kendi aşiretinden 7 kızı, 7 kızık genciyle evlendiriyor. Zaten isimler de buradan gelir yani. Olayın şeyi bu, halk söylentisi. Mesela Cumali Bey oluyor, Cumalı Kızık. Bayındır Bey, Bayındırlı Kızık veya Bayındır Kızık. 7 tane kızık köyü oluşuyor. Yalnız sadece Cumalı Kızık şu an orijinalliğini koruyabilmiş halde. Çünkü Yunan işgali sırasında özellikle Bursa, Bilecik çok tahrip ediliyor. Bu Cumalı Kızık'ın da Yunan işgalinden nasıl kurtulduğunu zaten Cin Aralı diye bir yer var. Orada şey yapacağız, konuşacağız. Yani oraya da şöyle bir yakıştırma yapıyorlar. Dünyanın en dar sokağı diye. Bilmiyorum ne kadar doğru. Mesela Prag'da da var, Çek Cumhuriyeti'nde, orada da derler. İstanbul'da da var, 50 santimlik bir sokak vardır. Kapalı Çarşı'nın orada. Ama dünyanın en dar sokaklarından biri. Zaten oraya beraber gideceğiz, Cin Aralığı'na. Cumalı Kızık'ın isimliyle alakalı bir görüş de şu. Cumalı Kızık'ta bir cami var. Tarihi bir cami, güzel de bir cami. Yani bir köy camisi için gayet güzel. Eskiden diğer köylerden, diğer 6 köyden ahali oraya gelip cuma namazlarını kılıyordu. Buradan dolayı da işte Cumalı Kızık isminin geldiği söylenir. Şimdi biz inince, otoparktan inince şöyle bir 50 metre yürüyünce hemen köy meydanı. Bir sürü böyle hediyelik eşya satanlar göreceksiniz. Zaten biz size serbest zaman verdiğimizde şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Yani hemen oraya gitmenize gerek yok. Ve her yerde aynı şeyleri göreceksiniz. Mesela sabun satılıyor. Şimdi ben kimya da okudum. Sabun mevzusu biraz karışık şu açıdan. Mesela zeytinyağı sabunu hakkında şöyle yanlış bir bilgi var. Veya artık şey olmuş, kalıplaşmış bir yanlış bilgi. Yeşil olmalı gibi bir görüş var. Hani öyle arıyor insanlar. Zeytinyağı sabunu deyince yeşil. Zeytinyağı sabunu yeşil olmaz. Kirli beyaz, sarımtırak olur. Ve koku varsa bilin ki zaten parfüm vardır. Yani ek bir şey kokmuştur. Yani çünkü doğal sabunun kokusu da olmaz. Ben orada biriyle tanıştım. Adam sabun yapıyordu. Doğal sabun. Kuveyt'e yolluyormuş. Tanesi 40 lira. Şu kadar. Ya açıkçası bana çok pahalı geldi. Mantıklı gelmedi ama biraz Kuveyt'e yolladığı için öyledir. Yani orijinal sabun yapanlar da var. Ama onu tezgahta göremezsiniz. Zaten kendileri de ben biraz sordum. Hani kimyacım deyince şey yapamıyorlar. Yani çok dolandıramıyorlar lafı. Yoksa özellikle yabancı gruplarla gidince her şey orijinal, her şey el yapımı, doğal diye söyleyebiliyorlar. Şimdi Cumalı Kızık'tan sonra rotamız Bursa, Emir Sultan'la başlayacağız. Hani İstanbul için Emir Sultan neyse, Konya için Mevlana neyse, Bursa için de Emir Sultan olur. Önemli bir yer. Cami kısmı restorasyonda ama türbesi açık. Türbe kısmını ziyaret edebiliriz. Ki camiyi de görebiliyorsunuz dışarıdan, yani çok ciddi bir şantiye yok. Bursa isminle şuradan gelmekte bu arada. Hani isimlere girdik madem. Şimdi bu bölge Bitinya bölgesi. Bitinya krallığı var. Krallardan biri Prusyas. Burada yerleşim. Zaten yerleşim var ama hani günümüzün o günümüz Bursa'sının ana çekirdeğini oluşturuyor diyebiliriz. Prusa ismi zamanla Bursa oluyor ama şimdi Prusyas dediğimiz kral İskender gibi mesela. Hani İskenderiye Türkiye'de de var, Mısır'da da var. Türkiye'de birçok antik kentin ismi de Aleksandriye diye geçer. Prusyas'ın adıyla alakalı farklı yerler de var. Mesela Düzce'de de vardır antik şehir. O yüzden buranın asıl orijinal adı Prusyas ad Olympium. Yani Olympium'un ve Olimpos'un Prusası diye. Peki sizce Olimpos neresi olabilir? Uludağ. Uludağ'ın asıl ismi Olimpos'tur. Ve bir tane Olimpos da yoktur. Antalya'da da vardır. Hani Bursa'da, asıl Yunanistan'da. Yani ya Olimpos ismi birçok yere yakıştırılıyor. Burası da zamanla Uludağ oluyor. Peki o dönemden ne görebiliriz yani Prusyas, Prusası'nda? Bursa surları var. Bir tur atacağız. Ben size birkaç tane de kapı göstereceğim. Zaten Üftalı Hazretleri'nin şeyine gideceğiz oradan, türbesine.
bilmiyorum, Aziz Mahmut Hüdayi bilirsiniz diye düşünüyorum. Aziz Mahmut Hüdayi'nin hocası. Emir Sultan'dan sonra Yeşil Cami'ye gidiyoruz. Yeşil Cami ve Külliyesi. Dürüst olmak gerekirse benim Bursa'da en sevdiğim yer. Yani Ulu Cami güzel ama çok ben etkilenmiyorum açıkçası. Ya tabii benim kanaatim. Kimi de farklı düşünebilir. Benim çünkü biraz Çinlilere şeyim var, düşkünlüğüm var. Yeşil Cami'de Osman Hamdi Bey'in de tablolarında çok işlediği bir yerdir. Hem camiyi gezeceğiz, hem türbe kısmını gezeceğiz. Zaten oradaki türbe de çok orijinaldir. Daha doğrusu türbe sandıkası. Yeşil Cami'den sonra Ulu Cami, artık merkeze gidiyoruz. Ulu Cami, Kozahan. Ki Ulu Cami'de çok fazla hat yazısı vardır. Benim biraz zaten Ulu Cami hani çok fazla ısınamama nedenim o. Bir şey çok abartı olunca ben nedense pek şey yapamıyorum, benimseyemiyorum. Ulu Cami'deki de hat yazıları biraz, şimdi namaz kılınan yerde şey vardır mesela, Sultanahmet'te 20 binin üzerinde çini vardır ama dikkat ederseniz hepsi insan boyu üstündedir. Yani namaz kılarken rahatsız etmesin diye. Ulu Cami'de biraz bu hat yazısı şey olmuş, fazla. Yani camiden ziyade şeye benziyor biraz, hat sanatları müzesini andırıyor. Yani birine getirin diyor ki burası hat sanatları müzesi. Hani hiç bilmeyen birine hiç de şüphe duymaz. Böyle de bir özelliği var. Ulu Cami'den sonra Kozahan güzeldir. Zaten Bursa zamanında ipekçiliğin çok aktif olduğu bir yer. Ki günümüzde de tekstil çok iyidir. Yani benim 4 yıl burada zamanım geçti. Az buçuk Bursa tekstil sektörü hakkında bir şeyler biliyoruz. Bayağı iyiler yani. Yani son zamanlarını tam bilmiyorum ama o dönem bayağı iyilerdi. Orada size bir miktar serbest zaman veririz. Oradan sonra rotamız işte Surlar, Üftadi Hazretleri derken Orhan Gazi, Osman Gazi yani Tophane bölgesinde geziyi bitireceğiz. Baktık zaman var biraz daha. Ben dedim ya çıkışımız akşam namazı sonrası. Çünkü tam karşıda bir cami var. Büyükçe bir cami, tarihi bir cami. Şehadet Cami. Zaman kalırsa belki bir Muradiye'ye gidebiliriz. Muradiye çok güzel bir yer. İpe gideceksiniz ki niye tur programında yok hani çok güzelse. Öncelikle zaten Bursa'yı bir güne sığdıramazsınız. Yani İstanbul'u nasıl sığdıramayacaksınız? Bursa'da sığmaz. Bir de Muradiye'nin şanslısı yeri biraz ters. Hani ne yürüseniz yürünüyor, aracın da çok böyle müsait değil oralara girmesi. Ama zamana göre Muradiye'ye gidebiliriz. Sultan II. Murat, Fatih'in babasının yaptırdığı külliye. İşte Cem Sultan falan olsun hepsinin türbesi orada zaten. Hanedan türbelerinin çok yoğun olduğu bir yerdir. Mezarlık kısmı zaten çok şeydir, güzeldir. Çok güzel mezar taşları var. Hatta böyle bazı mezarlıklar vardır ya, girersiniz böyle bir huzur hissedersiniz. Muradiye'ninki de öyle. Çünkü normalde mezarlık deyince insanlarda bir ürperme olabiliyor. Muradiye'de tam aksi oluyor. Tabii kişiden kişiye değişebilir. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'dı herhalde yanlışım yoksa. O biraz şeydir, olumsuz yönden bakar yani. Ölümün o en hani korkunç yanını hissedildiği yerlerden biri der. O dediğim gibi bakış açısıyla alakalı. Ben çok seviyorum. Biraz mezarlık gezmeyi de severim. Yani şey fark etmez. Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Ermeni yani Rum hepsi olsun geziyorum. Farklı bir şey veriyor insana yani o mezarlıklardaki. Çünkü orada da bir kültür var. Muradiye'ye gidersek şöyle olacak, orada çok anlatım yapamayız. Çünkü vaktimiz çok yok. En azından görmüş olursunuz. Tabii söz vermiyorum yani. Bugünkü şeyimize bağlı. Tempomuza bağlı. Muradiye'de gezmiş olursunuz, en azından görmüş olursunuz. Peki Bursa'da yemek ne yenir, ne içilir? İskender'e onlar Bursa kebabı diyor. İskender dediğimiz o yani bir marka zaten. İskender İskenderoğlu. Ulu Cami'nin hemen ilerisinde var ama hep kalabalık. Ben hep, zaten çok küçük bir yer. Çok sıra oluyor genelde. İsteyen orayı değerlendirebilir. Pideli köfte. Pideli köfteyi denemenizi tavsiye ederim. Yani İskender'in köfte versiyonu. Yani İskender'i her yerde bulabiliyorsunuz. Yani İstanbul'da da şey var. İskender İskenderoğlu şube açtı.
Ama pideli köfte, hani buradaki pideli köfteyi şeyde bulamazsınız başka yerlerden. Bulursunuz ama çok şey olmuyor. Beklenileni vermiyor. Dileyenler pideli köfte deneyebilir. Onun haricinde ne var? Yiyecek içecek. Kestane şekeri. Şimdi benim pideli köfte ve İskender'deki tavsiyem şu. Ben mesela közde yapılmayan dönerleri yemiyorum. Böyle bir şeyim var, tercihim var. Belki ona dikkat edebilirsiniz. Çünkü közde yapılanın ayrı bir şey olur. Çünkü şöyle de, o köz hep yandığı için bir ayarı vardır. Ama makinelerde acil durumlarda ateşi harlarlar. Eti daha böyle hızlı pişirip ya daha yavaş pişirebiliyorlar. O size kalmış. Peki kestane şekerinde neye dikkat edeceksiniz? Dilerseniz Osman Gazi, Orhan Gazi türbesinin orada bir yer var. Tanıdığım birisi. Glikoz kullanan, yani glikoz varsa almayın bir kere kesinlikle. İkincisi son kullanma tarihi. Bu benim gittiğim dediğim yerde iki mağazası var. Kafkas Bursa'da en meşhurdur. Ama Kafkas'ta mesela glikoz vardır. Bir de kendi markası var. Kendilerinin ürettiği yani. Bizzat üretim yerleri onlara ait. 3 gün veriyor mühlet. 3 gün içinde tüketmeniz lazım. Çünkü ekşimeye başlıyor. İçerisinde herhangi bir koruyucu falan kullanmadığı için. Yani artı 4 derecede şey yapabiliyorsunuz. 1 ay kadar dayanıyor ama hani dışarıda falan koyarsanız, dışarı falan koyarsanız 3 günlük bir mühleti var. Dilerseniz oraya gideriz. Ama biz kendimiz alacağız derseniz de size kalmış. Hani bu tavsiyede bulunabilir. Yani glikozu almayın. Bir de şeyine dikkat.